Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum ve yine bir videoyla karşı karşıyayız. Bugünkü konumuz KYK yurduna giderken valizimizde neler olmalı, neler götürmeliyiz, bunlardan bahsedeceğim. İçeceğimi de hazırladım. Büyük bir ihtimalle video boyunca içmeyi unutacağım. Ama olsun, en azından kedimin sesini duyuyorsunuz. Yapacak bir şey yok. O da bizim videolarımızın bir parçası. Her neyse, malum üniversitelerin açılmasına az bir zaman kaldı ve ilk kez yurtta kalacak arkadaşlarımız var. İstedim ki bu videoyu çekeyim ve onlara da yararlı ve faydalı olsun. Hem de ben de 2 yıl yurtta kalmıştım. 2019-2020 eğitim öğretim yılları arasında. Ben de kendi tecrübelerimden, fikirlerimden sizlere bahsedeceğim. Umarım çok güzel bir video olur. O zaman başlayalım. Ben burada birazcık böyle notlar tuttum. Malum unutan bir insan olduğum için ev notlardan baka baka gideceğim. Kopya çekiyormuş gibi düşünmeyin. İlk olarak yurt çıktı, hangi belgeleri götürmeniz gerekiyor? Hangi yurt çıktıysa orayı arayın. Hangi belgelerin gerekli olduğunu sorun. Ve ona göre belgelerinizi hazırlayıp götürün. Çünkü araştırmalarım neticesinde böyle farklı farklı belgeler istenebiliyor. Bu sebepten dolayı en sağlıklı bilgiyi size çıkan yurt müdürlüğünü arayarak öğrenebilirsiniz. Şimdi diğer bir başlığımız eşyaya hazırlık. Ben böyle başlık diyorum ama burada başlık başlık ayırmıştım konu konu. Hani ona göre gideceğim. İlk önce size hangi il, yani üniversiteniz hangi ildeyse oranın bir hava koşuluna bakın. Çok mu kalın giyinmeniz gerekiyor yoksa ince giyinseniz de yeterli olur mu diye şöyle bir tarama yapın. Ona göre eşya götürün. Zaten çok fazla eşya götürseniz de gerçekten hani sıkıntı çekersiniz. Çünkü size verilecek olan dolap küçücük. Yani şöyle bir şey ya, tahminim şu kadar falandır. Evet evet bu kadar. Hatta bundan evet böyle bir şeyler işte. Buna da eşyalarınız çok olursa girdirmeniz ve oraya yerleştirmeniz çok zor olabiliyor. Eğer şansınız varsa yatağınız baza ise bazanın altını kullanabilirsiniz. Ben yurtta kaldığımda benim yatağım bazaydı. Eşyalarımı çok rahat bir şekilde orada depolayabiliyordum. Fakat Bandırma'da konaklamak için gittiğim bir KYK yurdunda 3 tane baza vardı. 6 kişilik bir odaydı. Orada işte birazcık işler karışabilir. Orada da küçüklü dolaplar. Valiz konusuna gelelim. Valizde bence bir tane de büyük bir valiziniz olması gerekiyor. Eğer durumunuz varsa, yani alabiliyorsanız bir büyük alırsınız, bir tane de orta boy alırsınız ya da bir tane valiz de aslında yeterli. Bu birazcık sizin tercihinize bağlı. Eğer küçük bir valiz alırsanız ya da orta boy valiz de idealdir. Benimki orta boy sınıfına girer tahminim. Evet, evet bence öyle. Siz onu eşyalarınızı doldurmaya çalışacaksınız. Bu sefer ne olacak? O yetmeyecek. Bu sefer farklı farklı işte poşetlere, işte küçük el çantalarına ya da işte küçük valizlere doldurmaya çalışacaksınız. Bu da size birazcık yük olacak. Özellikle aileniz sizi bırakmayacaksa kendi şahsi arabanızla sizin için daha zor olacak. İşte dolmuşa bin, yurda götür, işte onu taşı falan gerçekten zor oluyor. Dolaplar küçük demiştik. Dolaplar küçük olunca onu kullanmak da birazcık zor oluyor. Bu yüzden daha rahat bir kullanım sağlaması için yapışkanlı böyle şeyler var, askılar var. Onları kullanabilirsiniz. Oraya yapıştırırsınız ve rahat bir şekilde oraya takınızı asabilirsiniz. Havlunuzu asabilirsiniz. Sizin için rahat olacaktır. Şimdi yurda giderken neler götürmelisiniz ya da neler götürmemelisiniz? Biraz da bunlardan bahsedeyim. İlk önce en az bir tane tabak, bardak, çatal, kaşık, bıçak. Bunları, başka bir şey kaldı mı? Hayır. Bunları kesinlikle yanınızda götürün. Daha fazlasına gerek var mı? Tercih meselesi ama fazlasına gerek yok. Emin olun bu sizin işinizi görüyor. Yani benim de zaten bu kadardı. Her birinden birer taneydi ve çok rahat bir şekilde işimi görüyordu.
En az bir tane terliğiniz de olsun yurda giderken. Yanınızda iki de olabilir. Hem dışarıda hem de içeride ayrı olsun derseniz. İğne iplik tercihinize bağlı ama ayda yılda bir de olsa insan ister istemez ihtiyacı oluyor. Bir siyah, bir beyaz iplik, bir tane de küçük bir iğne yeterli olacak. Makas götürün, kesinlikle lazım olur. Kettle yasak arkadaşlar. Yani onu kullanamıyorsunuz ama gizli saklı girdirebilirseniz o zaman alabilir, neden olmasın. Ben elektrikli cezve götürmüştüm. Yani kahve makinesi. Ve onu yakalatmıştım. Çok da kaliteli bir üründü. Evden götürmüştüm. Aradım taradım, ablalara sormuştum ama maalesef bulamamıştık ve geri alamamıştım. Sonra gittik şu şartel attıran bir kettle var ya, küçük. Bizim zamanımızda 5 liraydı. Şu an ne kadar oldu hiç bilmiyorum. Arkadaşımla 5 liralık bir kettle almıştık. Onu da biz girdirmeye korkuyorduk. Çünkü arama yapıyorlardı yurda girerken de. Ama arkadaşım bir şekilde girdirmişti. Eğer sizin yurtlarda arama falan olmuyorsa rahat bir şekilde girdirip kullanabilirsiniz. Aman sakın müdürlerin gelip baskın yapması her zaman muhtemeldir. O yüzden siz dikkatli olun. İşinizi görün ve hemen hop kaldırın. Ütü. Eğer çok fazla ütü yapan bir insan değilseniz, ütüye pek fazla gerek yok. Ya normal öyle de giyerim diyorsanız, gerek yok. Ütü masası her bir koridorun sonlarında vardı. Bir başında, bir sonunda. Oralarda ütü yapabiliyorsunuz. Benim ütüm yoktu. Ütü götürmemiştim. Çok da ütü yapan bir insan değildim. Yani pantolon konusunda zaten kot giyen bir insandım. Bir de gömleklerim vardı ama çok fazla gömlek giyen bir insan değildim. Ya da gömleklerim kırışacak türden bir kumaşa sahip değildi. Benim bir de arkadaşımın ütüsü vardı. Çok ihtiyacım olduğunda arkadaşımdan rica ediyordum. Onunkini kullanıyordum. Asma kilit en az bir diyeyim. Çünkü yurttaki yatak durumunuza göre değişebilir, bir ya da iki olması. Eğer yatağınız bazaysa iki, baza değilse bir tane yeterli. Biri de dolap için, diğeri baza için. Anahtarla kilitleyeceksiniz. Yani sonuçta siz bu arada odanızı kilitleyemiyorsunuz hiçbir şekilde. Yani biri kafasına göre girse girebiliyor. O yüzden sizin de odada hiç kimse yoksa her ihtimale karşı onu kilitliyorsunuz. Ama birinci sınıftayken hiçbir şekilde çalınma gibi bir duruma rastlamadım bizim odada. Fakat ikinci sınıftayken çok ablamın bana hediye ettiği böyle çok iyi bir markanın parfümü vardı. Ve iki taneydi elimde. Onun birini çalmışlardı. Aradım, taradım, her yere baktım ama maalesef bir türlü bulamamıştım. Bu da beni çok üzmüştü. Gelelim en önemli mesele. Aslında bunu en başta söylemem gerekiyordu. Nevresim takımları. Bir kere yani nevresim takımlarını yurdunuz size veriyor. Örtü, battaniye gibi şeyler götürmenize hiç gerek yok. Size yastığınızı, ondan sonra böyle elyaf, yorgan, çok kalın değil de elyaf ince bir yorgan verecekler. Gerçekten sıcak tutuyor bu arada, ben çok seviyordum onu. Nevresim takımlarınızı verecekler, alezinizi verecekler. Bunlar zaten dönüşümlü olarak, yani kirlendiğinde biz çamaşırhaneye götürüyorduk. Orada ablalardan yenisini alıyorduk. Bu şekilde oluyor. Nevresim takımı boşa götürmeyin. Ben götürmüştüm. Ve arama yapıyorlardı biz ilk giriş yaptığımızda. Orada nevresim takımını görmüşlerdi ve buna gerek yok deyip ben ailemle birlikte onu geri göndermiştim. Şampuan, duş jeli, jif, diş macunu gibi şeyler. Bunları eğer toplu alışveriş yapacaksanız kendi evinizde yapıp götürebilirsiniz. Ama bunlar gittiğiniz şehirde de bulabileceğiniz şeyler olduğu için oradan da temin edebilirsiniz aslında. Yani bunu kendinize yük yapmanıza gerek yok. Ha derseniz ki ailem elini taşın altına koydu, benim masraflarımı karşılıyor işte, ne güzel, onları da alıversinler diyorsanız evde kendiniz ailenizi kitleyebilirsiniz. Biz de öyleydi. Ben ilk gideceğim zaman böyle bir alışveriş yapmıştık. O yüzden hani benim şampuanım, duş jelim falan
evden götürmüştüm. Ailem sağ olsunlar hani onlar almışlardı. Lifimi unutmuştum. Lifimi de gittiğim yerde üniversitede almıştım. Şey, üniversitede diyorum. Unuttum. Gittiğim şehirde almıştım yani. Yanınıza toz bezi de götürün. Sürekli bu lazım olacak. Masanız tozlandığında sileceksiniz falan. Edinin. Bir toz bezi de edinin yani. Diğer bir konu başlığım. Yurt, işte giriş çıkış, yemek, izinler, işte oda değiştirme konuları falan. İlk önce giriş çıkıştan bahsedeyim. Giriş çıkışta parmak izi kullanıyorsunuz. Sizin parmak izinizi alacaklar zaten. O şekilde girerken de parmak izi, çıkarken de parmak izi kullanacaksınız. Sabah saat en erken kaçta çıkıyorsunuz onu gerçekten hiç bilmiyorum. Ama son giriş saatimiz 11'de. Hep şey derler, geç kalırsanız işte ailenizi ararız şöyle böyle. Gerçi ben hiç geç kalmadım ama bu ailem aranacak korkusundan falan değildi. Çünkü ben aileme hani açıklamayı yapsam şu 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 sebepten dolayı geç kaldım diye bir sorun olmayacaktı. Ama geç de kalmıyorduk. Niye bilmiyorum. Biz niye yaramaz öğrenci değildik? Ay. Hep vakti vaktine hemen yurdumuza tıpış tıpış giderdik. Yemek iki öğün. Sabah kahvaltı, bir de akşam yemeği. Sabah kahvaltınız ya saat tam kaçta başlıyor emin değilim ama 6.30'dur diye tahmin ediyorum. 6.30 ya da 7. Son saatte 12.30'tu. Burada bizim zamanımızda 4,5 liraydı kahvaltı limitimiz. Ya 4,5 lira deyip geçmeyin. Şu an hani hiçbir şey gibi görünüyor. Bir ekmek parası bile değil. Ama o zaman çayımızı alabiliyorduk. Peynirimizi, zeytinimizi, ondan sonra salamımızı, yani bunları alıp ekmeğimizi alıp kahvaltımızı yapabiliyorduk. Ekmek 25 kuruştu. Çay da 50 kuruş mu 75 kuruş muydu öyle bir şeydi tam hatırlayamıyorum şu an. İsterseniz kendi kupa bardağınızı götürüp abla buna doldurur musunuz denize kendi kupa bardağınızı da dolduruyorlardı. Ama aynı fiyatı almıyorlardı. 1,5 lira falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Akşam yemeği 4.30'da başlıyordu. 11'e kadar sürüyordu. Akşam yemeğimiz 8,5 liraydı. 6,5 ya da 8,5 ikisinden biriydi. Daha sonra fiyatını 50 kuruş mu 1 lira mı ne arttırmışlardı. İzin konusunda bir tane site var. İzninizi oradan alıyorsunuz. Yani yurt müdürlüğüne gidip de yani yurt müdürlüğü dedim de sizin zaten hemen yanınızda binanızda bir yerde oluyor yani aynı bahçe içerisinde. Gidip de işte ben şu şu tarihlerde gideceğim falan demenize gerek yok. Giriyorsunuz sitenize, izninizi seçiyorsunuz, alıyorsunuz. Bu kadar. Oda değiştirmek kafanıza göre bizde oda değiştiremiyordunuz ama farklı yurtlarda farklı şekilde olabiliyor tabii ki. Örneğin aşırı şekilde bir insanla kavga etmişseniz ve artık huzur ve düzen kalmamışsa o odada evet izin veriyorlar, değiştiriyorlar. Sizi bir anda baskın yapabilirler. Yurt müdürlüğü dan diye kapınızı bile çalmaz ve bir gece aniden sanki özel harekat baskına gelmiş gibi bir baskın yiyebilirsiniz. Bu sebepten dolayı kettle'ınız, kahve makineniz ve benzeri şeyleriniz varsa ortalıkta bırakmayın, saklayın, bir yerlere kitleyin yoksa alırlar, bir daha geri alamayabilirsiniz. Ya da kimisi belki hani iyi niyetli olup eve götüreceğim falan deyip alabilenler oluyormuş. Ben alamamıştım. Yurtta temizlik bir diğer konum. Her gün odanız temizleniyor. İster arkadaşlarınızla ortak bir şekilde temizlik malzemeleri alıp ablayı odaya sokmazsınız. Abla biz temizleyeceğiz, sana gerek yok diyebilirsiniz. İsterseniz de kendiniz temizlik yapmazsınız. Zaten her gün işte odanızı temizleyenler var. Siz de rahat bir şekilde kasmadan odada barınabilirsiniz. Aklıma bir de bulaşık yıkama geldi. Bu da sonuçta bir temizlik. Arkadaşlar mutfak yok. Bulaşığınızı lavaboda yıkıyorsunuz. Lavabo dediğim banyonun lavabosu. Çamaşır deterjanınız, yumuşatıcınız bunlar tabii ki de olması gerekiyor. Ama hani böyle büyük seleler vardır ya arkadaşlar buna hiç gerek yok. Ben poşetle alıp kirilerimi poşete koyuyordum. Ya ve kirilerimi de poşette biriktiriyordum bu arada. Poşette biriktiriyordum, poşetle gidiyordum. Yıkananları da poşete koyup geri odama getiriyordum. Ders çalışma odaları var.
Evet, orada ders çalışabilirsiniz ama genelde böyle bazen dolu olabiliyor, bazen boş olabiliyor. Kendi odanızda çalışabilirsiniz ama şöyle bir sıkıntı var. Bazı insanlar gece ışıktan etkilenebiliyor oda arkadaşlarınız. Bu yüzden ne oluyor? Ders çalışmak birazcık zor olabiliyor. Yani siz çalışmak istiyorsunuz, arkadaşınız uyuyor. Ne yapacaksınız? Küçük böyle masa lambaları oluyor. Onu alıp kullanabilirsiniz. Bu size rahatlık sağlayacaktır. Eğer aynı durum sizde varsa, ışıkta uyuyamıyorum diyorsanız göz bandı alabilirsiniz. Yanınızda götürmeniz gereken malzemeler, eşyalar ve yurt hakkında söyleyebileceğim şeyler benim bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Bu arada dediğim gibi doldurdum ve hiç içmedim. Biliyordum çünkü unutacağım konuşmaktan içmeyi unutacağım. Ve bu arada yorumlarda buluşabiliriz. Yorum yapabilirsiniz. Sizin eklemek istedikleriniz, tecrübeleriniz ya da anılarınız varsa bunlardan bahsedebilirsiniz. Çok güzel olur. Siz anlatırsanız ben de anlatırım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi şu kanala birazcık hep bir elden büyütelim diyorum. Beğendiyseniz beğene basmayı da unutmayın arkadaşlar. Umarım sizler için çok güzel tecrübelerin olacağı, düşseniz bile kalkabileceğiniz böyle güzel arkadaşlıkların, dostlukların ve güzel geçeceği günlerin temennisiyle hepinize hoşça kalın diyorum.